Görmemek için var ya. Tanıyorum ama. Hadi görüşürüz. Şurada bir yerde benim size buraya emoji bırakın dediğim bir story olması lazım. Onu bulmaya çalışıyorum şu anda. Çünkü oradakilerden seçeceğim. Alo. Hala. Amcamın telefonu bende de az sonra vereceğim ona. Şimdi video çekiyordum da. Ben üst kattayım, amcam altta da. 5 dakika sonra senin arası olur mu? Tamam, hadi görüşürüz. Ya telefonunu mu unuttun? İnternet çekmiyor. Herkese selam. Bugün sizlerle yeni bir video çekiyorum. Bu videoda study blogları inceleyeceğiz. Study blog ne diye soracak olursanız büyük ihtimalle çoğunuz biliyorsunuzdur ama şöyle kısacık bir açıklama getirmek istiyorum. Instagram'da ders çalışma postları atanlar ya da storylerinde ders çalışmaktan, ne çalıştığından bahseden kişilere study blog deniyor. Benim de bir Instagram hesabım var ama onu çok da study blog olarak kullanmıyorum. Çok da bookstagram olarak da kullanmıyorum. Tam olarak kişisel de değil ama hepsini bir arada yapmaya çalışıyorum. Çünkü ayrı ayrı hesaplara bölüp hem insanları bölmek istemiyorum hem de aslında hepsiyle uğraşmak biraz daha zor oluyor. Yani böyle beğendiğim kitaplar olduğunda onları paylaşıyorum. O gün çok çalışmışsam motive olmanız için onları paylaşıyorum ya da kendi fotoğraflarımı da paylaşabiliyorum aynı şekilde. Takip edebilirsiniz. Ben çok severek kullanıyorum. O zaman şimdi birlikte study blogları inceleyelim. Ben birkaç tane not aldım. Onları göstereceğim sizlere. Sizlerin arasından da 3 kişi seçtim galiba ya da 5 kişi mi seçmiştim. Beğendiklerinizi takip edebilirsiniz. Videoda kendinizi de görebilirsiniz. Kimleri seçtiğimi henüz bilmiyorlar. İlk emoji atan 3 kişiyi seçecektim. Şimdi o zaman birlikte incelemeye başlayalım. İnternet çekmiyor. Çekmiyor gerçekten. Bir de şurada deneyeceğim. Önce İlayda'ya bakalım. Abi sen çıksana. Utanıyorum ama. Hadi görüşürüz. İlk önce İlayda'dan başlamak istedim. İlayda benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Tanıyorsunuzdur zaten büyük ihtimalle. Çok da güzel bir sayfası var. Biraz böyle pastel tonlar kullanıyor efektlerinde. Ben efektlerini de beğeniyorum gerçekten. Geçen gün zaten 17.000 oldu. Tebrik ederim buradan da. Bir YouTube hesabı da var. Orada da genellikle ders çalışmak üzerinden ilerliyor. Çok güzel çekilişleri de var sayfasında. Bunu beğenmemişiz. Beğenelim. İlayda, öpüyorum buradan seni, çok seviyorum. Bence gayet güzel ya İlayda'nın sayfası ve bence hak ediyor. Daha da fazlasını hak ediyor. Onu da kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Şimdi ikinci kişiye geçiyoruz. İkinci kişi de aslında benim yakınım olan bir kişi. Değil mi? Hayır. Daha bir kişiyi inceledim. Tamam, iyi. Şu şey yapayım ben de. Şuradan kaydetmeyi atlayayım, çıkacağım yani. Tamam. Videonu görmemek için var ya. Ya telefonunu mu unuttun? Kıyafetlerin attım oraya. Şimdi Atay'a bakalım. Biyografisi de çok kalabalık değil bence. Postları da genelde aynı tip zaten ama farklı ama tipleri benziyor. Yani sayfa düzeni de var. Ata da güzel çekilişler yapıyor. ASN'leriyle bir çekilişi var. Gayet güzel bir çekiliş. Ben ASN'lerini çok severek kullanıyorum zaten. Ayrıca böyle masa düzeni falan da benim hoşuma gidiyor. Güzel bir masa düzeni var. Ata'nın sayfası da güzel bence. Öne çıkanlarını ben birazcık az buluyorum. O da belki kendi tercihidir. Yani kalabalık geliyordur ona. Hani bana nasıl biyografi kalabalık geliyorsa. Storyleri falan da güzel duruyor. Bence gerçekten güzel de ders çalışıyor. Güzel şeyleri hak ediyor. Atay'ı da takip edebilirsiniz. O da geçen gün 23.000 oldu. Şu an 23.100 olmuş. Şimdi Şevval'e bakalım. Şevval'in sayfası da çok güzel. Aslında birazcık Atan'ın sayfası gibi ders postları. Yine açıdan çekilmiş ama farklı postlar gibi. Yani o yüzden sayfa düzeni güzel bence. Bazen manzara fotoğrafları ya da kendi fotoğraflarını da paylaşıyor. Ben bunu da beğeniyorum. Birazcık sayfa düzenini bozuyor gibi olsa da benim sayfam da o şekilde. Ama hani benim sayfam çok karışık bir sayfa. Onunki biraz düzenli, biraz karışık olunca sanki bir tık kötü durmuş. Şevval çok fazla çekiliş yapıyor arkadaşlar. Gerçekten bence kesinlikle hani çekilişlerine de göz atmaz. Biyografisine bakacak olursak biyografisinde yine round indirim kodu var. Güzel bence. Hedefini, sınıfını yazmış ve son videosunu izlemek için tıklayın yazmış. Bence biyografisi de çok kalabalık değil. Bence güzel ya. Ben sevdim öne çıkanlarını da. Evet, beğendim. Şimdi kime bakalım?
Göksu'ya bakalım. Göksu'yla aslında çok uzun zamandır arkadaş değiliz. Ama sanırım bir ay falan oldu böyle tanışalı. Nasıl tanıştığımızı soracak olursanız postlarına yorum yaparken falan o şekilde tanıştık. Bana yapıyordu, ben ona yapıyordum. Destek grubunda aslında birazcık daha. Bence güzel bir sayfası var Göksu'nun. Ben Göksu'yu da beğeniyorum. Göksu da yine aynı şekilde birazcık şevval gibi. O da böyle aralara kendi fotoğraflarını sıkıştırmış. Fotoğrafisi gerçekten bence çok sade ve ben çok beğendim. Öne çıkanları yine Atan'ınki gibi birazcık az. Öne çıkanları da kendi paylaşmaya çalışmış. Şurada sanırım manzara tarzı şeyler var. Evet, bunlar çok güzel. Gerçekten çok güzel. Şimdi gelelim Lavia'nın yolculuğu. Ben study postlarına daha çok seviyordum açıkçası. Son zamanlarda çok fazla böyle tweet postu atmaya başladı. Biyografisi de çok kalabalık değil. Şu öne çıkanlar kısmının hepsini beyaz yapmış. Bence güzel duruyor. Karışık durmuyor en azından. Çok fazla böyle dizilerle alakalı şeyler de paylaştığını görüyorum. Müzik de paylaşmış mesela. Bence öne çıkanları da güzel. Ben de böyle izlediklerimi, dinlediklerimi falan paylaşıyorum zaten. Şimdi gelelim Nur Study Blog. Buraları aynı renk öne çıkanları. Gerçekten çok düzenli bir sayfası var bence ve çok beğendim. Takip edebilirsiniz kesinlikle. Biyografisine baktığımızda da biyografisi çok sade ve güzel. Lisesini yazmış. Daha sonra bir tane motivasyon sözü bırakmış. Onu da beğendim. Bence güzel bir sayfası var. Ben çok beğenerek takip ediyordum zaten. Bir de son olarak Daily of Dolunay'ı inceleyeceğim. Daha sonra sizlerden seçtiğim 3 kişiyi inceleyeceğim arkadaşlar. Bu sayfayı da çok beğeniyorum gerçekten. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. Bence gerçekten çok güzel postlarının uyumları. Ben çok beğeniyorum. Son attığı postlar da çok sade ve güzel. Ben çok beğendim. Ha, öne çıkanlarına bakıyorum. Öne çıkanları da güzel bence. İzlediklerini paylaşmış, okuduklarını, bitirdiklerini falan. Şimdi sizden seçtiğim ilk kişi Amiyane. Bence bu sayfanın postları birazcık karanlık, biraz daha aydınlık bir tema seçebilir kendisine. Profil fotoğrafı bence çok tatlı. Kendi göstermek istemiyor olabilir yine aynı şekilde. Bence çok tatlı bir illüstrasyon bulmuş. Öne çıkanları falan hani çok koyu renk kullanıyor genelde. Biyografisi benimkine benziyor birazcık. Biyografisi güzel bence. Gerçekten bence güzel postlar çekiyor. Birazcık daha açık bir efekt kullanırsa bence çok güzel olabilir. Şurada bir yerde benim size buraya emoji bırakın dediğim bir story olması lazım. Onu bulmaya çalışıyorum şu anda. Çünkü oradakilerden seçeceğim. Deniz'im sen gelmiyorsun değil mi? Nereye? Çarşıya. Yok gelmiyorum. He? Yok. Tamam hadi bakayım. Amcam gidiyor mu? Gidiyorlar. Telefonu bende. Amca geliyor yani. Tamam. Alo. Alo. Hala. Amcamın telefonu bende de az sonra vereceğim ona. Şimdi video çekiyordum da. Nerede? Sen neredesin? Ben üst kattayım, amcam altta da. 5 dakika sonra senin arası olur mu? Tamam canım. Tamam hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi. Burada bir sayfa var. Biraz tuhaf bir ismi var ama bilmiyorum, onun için bir anlam ifade ediyor olabilir. Postları bence çok güzel. Profil fotoğrafı da bence güzel. Biyografisi de sade ve güzel ama öne çıkanları dediğim gibi ben birazcık az buluyorum. Bu da sizden seçtiğim bir kişiydi ve sizden seçtiğim son kişiye şimdi bakacağız. Çok zor isimler seçiyorsunuz arkadaşlar, yapmayın. Dink. Bulamadım. Ve bu kişi de sizlerden seçtiğim son kişi. Postlarında tam olarak bir tema yok. Biraz karışık gibi. Bence güzel bir sayfa olabilirsin. Birazcık daha uygun böyle tema yaparsan. Bu videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Birkaç kişiyi böyle sizlere göstermek istedim. Çünkü bence emeğini alamayan birkaç kişi var. Benim Instagram hesabımda şu anda ekranda gördüğünüz adresten takip edebilirsiniz. Umarım videoyu severek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada bu videonun YouTube kanalı versiyonu gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ya da bunun Bookstagram versiyonunu da çekebiliriz. Bence güzel olur. O zaman hoşçakalın. Ömer. Ömer. Videoyu 10 dakika yapmam lazım. O yüzden senin görüşlerini almak istiyorum şimdi. Dur yavaş, sakin ol. Sakin ol. Ömer. Ömer. Pişt. Ömer. Bir bakar mısın kameraya? Bir el sallar mısın Ömerciğim? Ömerciğim. Ömer benim bir takar mısın? Şunları kurtarayım he. Kurtardık. Bir el sallar mısın? Bay bay. Ömer el salla el. Bay bay.
Yap, rahat bırakacağım seni. Bye bye. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job.